Herkese merhabalar. Çekmece rayları ve gravür makinesiyle böyle bir bileme tezgahı yaptım. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim sizlere. Burada çekmece raylarımız var sağda ve solda. Gravür makinesinin ucuna da taşlama taşı taktım bir tane. Buraya bıçağımızı takacağız. Bıçağı bağladığım yer böyle hareket edebiliyor açı vermek için. Şuradan açıp sıkıyoruz bıçağı. Şuradan da bıçağın yükseklik ayarını yapıyoruz tornavideyle. Bu şekilde gidip geliyor. Şuradan da taşın aşağı yukarı gitmesini sağlıyoruz. Şimdi bir tane bıçak bağlayıp nasıl çalıştığını göstereyim sizlere. Bu bıçağımız birazcık köreldi. Üzerinde küçük kırıklar var. Ama çok kötü bir bıçak değil. Yani çok fazla kırılmadı. Şimdi bunu böyle buraya koyuyoruz. Şuradaki deliklerden bunun yükseklik ayarını yapacağım. Çok hafif sıkıyorum şöyle. Şimdi taş biraz yukarıdaydı. Onu birazcık aşağı indireceğim. Bıçağı yaklaştıracağım. Önce göz kararı bir açısını ayarlıyorum. Şu taraftan bakıp görebiliyorum. Sanırım böyle iyi. Bir sıkayım. Bıçağın yüksekliğini ayarlayacağım. Burası değmiyor. Kaldırıyorum birazcık şuradan. Şimdi ayarladım böyle. Her yere aynı hizada sürtüyor. Şuraları sıkıyoruz. Şimdi şurası çok hafif sürtüyor şeyi, bıçağı. Bir çalıştırıp şurada küçük bir yerde açısını bakacağım. Açısı düzgünse devam edeceğim. Değilse şunu biraz ayarlayacağım. Çok yavaş olsun. Açısı tamam gibi. Şimdi hızını birazcık arttırıp bilemeye başlayacağım. Normalde bileme yaparken bunu suyla ya da yağ ile soğutmamız lazım. Ben öyle bir şey yapmadım şimdilik. Hani deneme amaçlı yaptığım için. O yüzden bıçağı çok ısıtmadan bıçağı soğutarak düşük devirde biliyorum ilk önce. Biraz indiriyorum aşağıya. Böyle devam ediyorum. Bayağı uzun bir süre bu şekilde bilememiz gerekiyor. Şimdi biraz soğusun. Böyle devam edeceğim ben. Çok sürekli yapınca bıçak çok ısınıyor. Bıçağın suyu gitmesin. İlk başta yavaş devirle biraz bıçaktaki kırıkları alana kadar düşük devirde taşlama yapıyorum bu şekilde. Sonrasında da devre arttırıp düzgün bir taşlama yapacağım. Düşük devirle bayağı düzelttim bıçağı. Şimdi yüksek devirle hızlı bir şekilde bıçağı yakmadan kaç sefer geçtik.
Şimdi şunu biraz açısını eğeceğim. Şu ucundaki açıyı vermek için. Şunu biraz daha eğeyim. Şimdi şu makineyi yukarı kaldıracağım. Çünkü eğince ucu yukarı kalktı. Bıçağımız bayağı oldu gibi. Söküyoruz şimdi soldan. Bakalım nasıl oldu. Şurada çapaklar kalıyor. Onları da ince bir zımparayla ya da taşla aldığımızda bıçağımız bayağı bilenmiş olacak. Şöyle incecik çapaklar var. Şöyle çapakları temizliyoruz, arkadaki çapakları. Bu çapağı da aldığımızda bıçağımız gayet düzgün görünüyor. Tabii ki bunu makineye bağlayıp denemek lazım. Bazen gözle görülemeyen küçücük kırıklar da olabiliyor, tahtada iz yapıyor. Sonuç olarak grower makinesi bıçağı bilemek için yeterli olmuyor, gücü yetmiyor. Böyle çok ince pasolarla bıçağı bilemeniz lazım. O da çok uzun sürüyor. Ayrıca çekmece rayları da yeterince rigid değil. Taş doğrulandığında biraz esneyebiliyor. O da çok düzgün yapmamanıza neden oluyor. Yani grower makinesiyle bu olabiliyor ama çok da performanslı değil. Daha büyük bir motor bulup denemek lazım. Ben bunu grower makinesi yapabilir mi diye denemek için yapmıştım. Çok başarılı olamadı. Eğer gücü yetseydi daha sağlam raylarla bunu deneyecektim ama şimdi artık daha büyük bir motor bulmam lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.